Benim bu şidom bir hoştur yıldızların altında. YouTube ah ne hoştur Nemo'nun kanalında. Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir bu şido. Bir de One Piece konuşsak Nemo'nun kanalında. <laughs> Selamlar arkadaşlar. <laughs> Siz bu şarkıların Mr. dolu versiyonlarını çok sevdiniz. Ben de devam ediyorum. Ben de eğleniyorum böyle şeyler yaparken biliyorsunuz. Bu muhtemelen yeni yılın ilk videosu olacak. Sizlere attığım ilk videosu olacak yeni yıl. Ee, bir yandan da videosu toplamaya çalışıyoruz tabii önceden çekiyoruz o yüzden. Ben bunu tabii yeni yıla girmeden çekiyorum. Bakalım merakla bekliyorum yeni yıla girmeden acaba 900 abone olabilmiş olacağız mı? Bakalım. Ee, yeni yılın ilk videosu olduğu için tabii çekiliş belgilendirmesi falan yok. Ama bin abone de e, manga çekilişimiz olsun. İşte e, sokak hayvanları besleme olsun. Onları yapacağız. Ama bakalım ne zaman bin olacağız böyle bir giriş yaptık. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şurada. Şurada. <laughs> şöyle. Yok şöyle. Ha yaptım sonunda. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun konusu One Piece. Bininci sayıya gelen, live reaction videoma gelen tepkiler. Niye böyle bir video yapıyorum? Çünkü bininci sayı gerçekten çok ikonik bir sayı oldu. Ve tarihe geçti yani. Bininci sayısıyla Ichiro da tarihe geçti şu anda One Piece'in. Ee, ben de bu sayıya sizin verdiğiniz tepkileri çok merak ediyorum. Çünkü... Gerçekten çok ilginç bir süreç oldu benim için. Gece 12.1 gibi böyle bir baktım bininci sayı çıkmış. Böyle özetleri çıkmış, sayfaları çıkmış. Benim için de çok ilginç bir andı gerçekten. Gecenin biriydi falan video çekmeye başladım. Sonra bir 15-20 dakika çektim. Ben de okumamıştım bu arada. Bu videoyu çekerken ben de okumamıştım. İlk defa sizle beraber okudum binin sayıyı ben. Ondan sonra hemen atmaya çalıştım. Attım bir yerde bir sayfa bir şeyler gözükmüş falan. Onu blurladım vesaire böyle. Yayından kaldır tekrar koy böyle. Sabah 4'e 5'e kadar uyuyamadım herhalde o gece. Ve e, yayınlandığında ilk gösterimini yaptığında 37 miydi 38 miydi 40 mıydı öyle bir sayıyı gördük gece 2.30 muydu 2-2.30 arası bir saatte böyle bir sayı gördük şok oldum ben dedim nasıl bu kadar okunuyor herkes soruyor link link link, link. diye böyle oha bin, binini sayı mı çıktı falan çok e, ve çok eğlenceli ve çok hype'lı bir geceydi gerçekten. Bir sürü insanla One Piece muhabbet ettiğimiz bir geceydi. Ee, çok özeldi benim için. Ee, sizlerin de bu konudaki yorumlarınızı ee, paylaşmak istedim. Bakalım bindi sayıya gelen tepkiler neler olmuş. E, ee, Oğuzhan Çoban. Oğuzhan yine teori atmış Oğuzhan insan bir der daha... ki wow, çok güzel sayıydı falan. <laughs> Neyse şaka yapıyorum. <laughs> Luffy bence bu ark Oruyu hakisini deli gibi güçlendirecek. Kaido ile savaşında Kaido bana kalırsa ya hasar hissetmeyecek ya da acıtma tarzında bir şey diyecek. Sonrasında savaş ilerledikçe Luffy Ruyu hakisini daha fazla geliştirmeye başlayacak. Bu şekilde kategori ve sesi gibi olacak ama olsun. Love ve Kid, Big Mom'u oyalayabilirler. Ayrıca Low'un meyvesi tehlikeli meyve olduğu için Big Mom'a sıkıntı yaratabilir. Diğer türlü işe işte Luffy Kaido'yu hasar vermeye başlarken Luffy Kaido'yu savunma olarak görecek ve Zoro'da çizik falan atabilecek. Bak ya bak çizik atacak diyor. Görüyor musunuz? Sonra Luffy klasik Gear 4 açacak ve 5 dakika boyunca onu alt etmeye çalışacak ama Kaido ayakta kalacak ve Luffy'nin hakisi kalmayacak. Diğer kişiler ise Luffy'ye iskelendi getirmeye çalışacak. Klasik işte Zoro bu sefer Kaido'ya karşı koyacak. Bu 5 dakikada en üst seviye tekniğini deneyecek ve Kaido'ya öden gibi hasar verecek. Orada kaydının defansı azalmış. Hmm. Sonra kaydı karşısında Oden var sanıp deli gibi sinirlenip en son gücünde Zoro'ya vurup Zoro'yu yere hal, öyle hale getirecek. Luffy eski haline gelip bunu görünce daha sinirlenerek ve kaydı ile en az 3 10 tayfa 10 sayfa savaş yapacaklar ve bence Lüfe Rüyü Haki ile alakalı Gear for açıp kaydının dışında bitirecek. Ben de şey yazmışım o da abi böyle senaryo Yani bilmiyorum bu kadar dayak yemeyiz herhalde ya. Bu kadar cool bir giriş olduktan sonra bu kadar dayak yemeyiz olsan herhalde. Canberk Yılmaz. şimdi Yonko'ları yenerlerse yeni Yonko mu olacaklar? Eğer olursa Garp'ın, Shanks'ın ve siyah, kara sakalın yüz ifadesini gör, gö merak ediyorum. Bir de bence daha sonra Luffy Sabo'yu kurtarmaya gidecek ve e, Kara Sakal ile VS atacak. E, arkadaşlar bunları konuşmak için çok erken değil mi ya? Durun bir daha du bir savaşsınlar bir dövüşsünler bir dövüş bitsin. Come on. Berat'ın yorumu. Amanın gece bu videoyu izledikten sonra şarj 20. Seri mangaya bakayım dedim. Bir baktım TR gelmiş şarj altı okumaya başladım. Tam yukarı çıktı. Luffy şarj 0. Zor uyudum <laughs> Berat şarjı <'a> taksaydım be. <laughs> Mehmet Orhun Doğukan benim için biraz hayal kırıklığıydı. Daha çarpıcı bilgiler öğrensek daha güzel olabilirdi. Bölümün tek olayı Luffy'nin yeni saldırısı. Onun dışında kayda değer pek bir şey yoktu. Yani hype bir bölümdü, duygusal bir bölümdü. Kinemon sahnesi bence çok güzeldi. Zaten yazmışımdır buralara. Ama yani kötü yani beklenti yüksek olunca beğenilmiyor tabii. Sesi kısıtım, ekrana bakmıyorum. Vallahi sadece like atmaya geldim. Spoiler almadan gidiyorum. Bazı izleyicilerim ya. Evet, bininci sayıyı okudum demiş Mustafa Candas. Genel olarak güzel bir bölümdü meslektaşım. Manganın yakın gelecekte gidişatı da kesinleşti diyebiliriz. Vano'da çok güzel bir savaş izleyeceğiz ve bizim lastik çocuk Yonko indirecek. Buna kesin gözüyle bakıyorum. Gerçekten Yonko indirecek olması fikri çok güzel ya. O yüzden durdum orada bir. Benim için Vano arkının çok bir gizemi kalmadı diyebilirim. Asıl gizemli yerin reveri olduğunu düşünüyorum. Orada devrimciler ile denizciler arasında büyük bir savaş yaşanacak. Ama ne olup ne bitti muamma. Bence çok gizem barındırıyor. Reveli de dragonun gücü, dünya hükümetinin başındaki beş ihtiyarın gücü, imsama, kayıp yüzyıl gibi çok önemli bilgilerin aydınlığa kavuşmasını bekliyorum. Hepimiz bekliyoruz artık Mustafa. Yani artık bunları öğrenmek istiyoruz. Luffy'nin Yonko indirecek olması Vano'da gerçekten ilginç bir detay. Ve bence Oden'in journal'ı yani Oden'in hayat hikayesi olsun. İşte 20 sene sonra gelecek kişi olsun. Luffy'ler Acır'ın ortak hayali olsun. dilerin gizemi olsun. Bunlar netleşebilir Vano'da. Ümidim bunların netleşmesi yönünde. Bakalım neler olacak. Nemo link atabilme şansım var <laughs> mı? Beni fazla tatmin etmedi demiş One Piece Turk. İşte bu beklentiyle alakalı arkadaşlar. Çok büyük bir şey bekleyince böyle oluyor. Ve beklenti asla beklenildiği şekilde karşılanmıyor Eciro'da tarafından. Hep bambaşka. Ahmet 09 Ahmet. 9 kınlar ark sonu sargılar içinde mutlu mutlu görmeyelim. En azından birkaçı ölmeli bence. Çocuk masalı mı okuyoruz? Bir de Marco mu çok güçlü? King mi çok güçsüz? Anlamadım. Neden 2 vs 1 atmalarına rağmen Marco'yu azıcık rahatsız etmekten öteye geçemiyor. Hadi Queen neyse de King o kadar güçsüz olmamalı. Ee, önce ölme muhabbetine cevap vereyim. Ben ölmelerini istemiyorum 9 kızılkının. kını. Ee, ama e, ee, Tabi One Piece'te böyle düşünen çok fazla insan var. ya yani çocuk masalı okuyoruz? Bence çocuk masalı ok. <laughs> yani şu önemli bir manga. Çocuk masalından kastım. Neden olmasın diyorum. Yani neden birileri ölmeden bitirebilemeyelim bu işi diye düşünüyorum. E, ee, Marco King veya Queen'den güçlü ama ikisini alabilecek kadar güçlü değil bence. Marco'nun yanına Sanji gelebilir. Black Maria çünkü bir kadın bir kadınla dövüşmesi saçma sadece bana kalırsa. Murat Ayşay'ın bence bir hafta ara verir o da güzellik yapar sadece yolbaşı arası. Tabi bunun official yani manganın 1000. sayının official çıkış tarihi 1 Ocak olduğu için şey 4 Ocak olduğu için 4 Ocak'tan sonra bir hafta ara verilecek yani o yüzden bilemiyorum. Erzatso. Bunu bekliyordum kaç gündür sızdırılsa da okusak diye. Sızdı vallahi. Monkey D Luffy 1001. bölüm gelsin ne olur nasıl bir ay bekleyebilirim yeni bölüm için. Arkadaşlar bu arada 18 Ocak'ta benim yayın banı kalkıyor. Belki 1001. bölümü live reaction'lı yayında yaparım. belli mi olur. Dediğim tuttu alkış bana demiş heray. Linkler havada uçuşuyor. Canberk Yılmaz Korsanlar Kralı Monkey D Luffy diyeceksiniz ulan. Hadi bakalım. Bu, bu, işte tam reaction işte bu arkadaşlar. Kaido her şey iyi güzel de şimdi bin birinci sayı için daha hype'lı olacak millet. Kardo demiş ya anladım. İki hafta koyma bir hafta araya koyarlar ya. <laughs> Nasıl masum. Dofa yaptıkları gibi low Luffy komboları ile döverler rahat. Luffy hasarlardan ışınlayarak koruyup vurma şansı yakalayarak klasik boss döver gibi döverleşti. Maalesef bunu 10 bölüme yayarlar artık. Yani belki daha fazla. Bininci mangayı ve One Piece Fight dinleyerek okuyorum. Son Bininci mangayı One Piece Fight dinleyerek okuyorum. Sonlara doğru aşırı sarıyor. Evet sonlar fena. Mugiwara Mr. Mugiwara demiş ki Yamato çıkar azdık bakla yeter artık meraktan geceleri uyuyamıyorum. Dilerin <laughs> gizemi. Emircan Koç. Şu an Korsan Fan Torgu Tortuka'da Türkçe hali var. Ayrıca bana göre gerçekten birinci bölüme göre bir bölüm değildi. Zaten bekliyorduk böyle olacağını. Neyse devamının spoiler olmasın diye yazmıyorum. Evet Türkçesi gelmişti. Ben İngilizce tabii ben İngilizce özet ve Fransızca resimlerden bakarak anlattım size. Ama öyleydi. Yani iyi gidey. Ne şartlar altında çalışıyoruz gençler. Eyvallah bro. Demiş. <laughs> Murat Erdoğan şu an çok duygulandı ve bininci sayıyla ilgili tahminlerimden Oden'in günlüğünü görürüz demiştim. Fakat savaş anında ihtimal düşük olarak görüyordum. O çıktı. <laughs> Sosyal mesafeli tepki. <laughs> Hadi bakalım. Kata Seyit'i. Seyit. Vallahi tüylerim 15 dakikadır diken diken o nasıl bakışlardır o nedir Lüfi ama ne yaptın ya. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine demişim ya. <laughs> Yeni Türkçe manga geldi. Fena gaza geldi. Ya çok hype'lı. Gerçekten çok hype'lıydı. Ulan o kadar merak ettim ki spoiler'ın kralını yedim. Sorun yok. Nemo yapmış izleyek. Eyvallah pilavcım. Pilav kalp. Bu <laughs> bölüm çok güzeldi. Kesin bundan sonraki bölümlerde çok sinir bozucu şeyler olacak. <laughs> <laughs> Hayatta karşı tepkim benim de böyle oluyor bazen ya. İyi bir şey mi oluyor? Ha, kötü bir şey olacak. Aleyna Saydan. 5 süpernova'nın karşılarında durduğu sahnede gerçekten ağlamak istedim demiş. Tabi fırsat olsa da keşke bunların fotoğraflarını koyabilsek ama hemen telif yediğimiz için koyamıyorum. Gerçekten çok güzel sahneler vardı. Şimdi gördüm çok teşekkür ederim moralim yerine geldi demiş Kerime. Ve Ali Nail canım okuldan arkadaşım ee, çok sevdiğim bir arkadaşım okuldan süpersin Ahmet demiş acaba bunu izleyecek mi bilmiyorum çünkü spoilerlı bir video izlemeyebilir belki çok teşekkür ederim Ali Nail geçen gün beni o kadar motive ettin ki gerçekten çok hoşuma gitti ee, o konuşma seninle yaptığımız çok teşekkür ederim sen, sen de o süperlik. Gece 3'te seri mangada Türkçesini okudum çok güzel demiş Rümeysa. <laughs> i̇yi, oku, okumalar mı diyeyim? Ne denir ki artık böyle geçmiş gitmiş böyle. Ne güzel. <laughs> Canberk Yılmaz ya şu Luffy ne dedi artık yeter ya hepinizin anasını ağlatacağım mı dedi. Ne dedi? <laughs> evet Lüfi'nin ne dediği ortaya çıkmadı aslında. Nemo canlıma gel. Baktım canlı yayını da yok. Ron Sartell. Yamato 11. iyi olsun. Oden'in beyaz sakal ve racırla seyahat ettiği gibi o da bizimkilerle etsin. Olabilir. Bu çok konuşulan bir şey. Neden olmasın? Ve Ace'in yadigarı gibi de düşünebiliriz. Kitap okurken her karakter için ses değiştirerek okusan nasıl olur? Hazır One Piece kitap olmuşken. <laughs> Aynen değil mi? Öyle. Birinin ince sesle birinin kalın sesle. Çok cringe duruyorum ya sanki öyle yapınca. Seri mangadan Türkçesini okuyabilirsiniz. Ve e, çekilişle alakalı sabitlenmiş yoruma da bakabilirsiniz bu arada. Arkadaşlar videoya gelen en güzel yorum. Tabi görüyorsunuz. Best PS4 Games TV. E, demiş ki sayının adının değişmesi gerekiyor. Bence sayının adı. Kızıl kırı, Kınlar Vurur. Dikiş Atarlar. Luffy Vurur. Toprak atarlar olmalıydı. Gerçekten çok güzel yorum ya. Çok güzel yorum. Çok hoşuma gitti. Yani gördüğüm ben orijinal anlamda tebrik ediyorum demişim zaten. <laughs> Luffy vurursa toprak atarlar şeklinde de kısaltılabilir demiş. Ama gerçekten çok güzel yorum olmuş. Tebrik ediyorum. Best PS4 Games TV'yi. Bu videonun da sonuna geldik. Reaction videomuz yani 1000. bölüme gelen tepkiler videosuna videosunun sonuna geldik. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Ee, bir başka videoda yine 1000. bölüm gibi inşallah bölümlerimiz gelir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalım beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.